Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine Truck & Logistik Simülatör'deyiz. Bugün şantiye işi yapacağız. Şantiyeden iş alacağız, yük alacağız. Ne alacağımızı bilmiyorum. Beraber karar vereceğiz. Beraber göreceğiz onu. Aracımız Volvo olacak. Daha önce güncellemelerde gelmişti bu. En son biliyorsunuz büyük bir yaz güncellemesi gelmişti oyuna. İki farklı video çekmiştik. Önce bir güncelleme gelmeden önce betasına çektik. Bir de tam sürüm halinde çekmiştik. O videoları izlemeyenler varsa onları da izleyebilirler güncellemeyle alakalı. Bugün de yeniden birlikteyiz bu oyunda. Aracımız dediğim gibi Volvo. Şantiyedeyiz. Şöyle bir aracımızı çalıştıralım. Şuraya karşıya gidelim. Bir iş alalım. Neler var neler yok bir bakalım tabii önce de. Sonra karar verelim. Heh. Şimdi. Bu şekilde muhtemelen bunlar ya kum ya da taş için. Şu üçü. Bir de şurada forklift mi? Forklift değil bu da. Mini kepçe gibi bir şey yani. Tam ismini bilmiyorum. Bunların taşıması var. Bence bunları taşıyalım. Bunlar eğlenceli oluyor. Çok kısa sürerse bir iş daha alırız. Bu sefer farklı bir şantiyeden daha farklı bir iş almaya çalışırız. Şöyle alalım. Yüklemesini de biz yapıyorduk bu arada biliyorsunuz. Hemen önce yükleme işlemini yapalım. Kaç tane? 3 tane yükleyeceğiz abi. Ey maşallah. Haydi bakalım. Şöyle. Tamam mıdır? Tamam. Birinci tamam abi. Sıra geldi ikinciye. Şöyle bunu da yükleyelim. Allah araya kaçırdık. Çık 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 çık. Tamam şimdi oldu. Araya kaçtı. Küçük olunca yerini tutturması da zor oluyor. Tamam bu da. Aa onu ters koymamız gerekiyormuş. Peki bu? Bu da mı ters acaba? Ters koyalım. Bunda ters koyalım bakalım. Belki bu da düzdür. Tam tersidir. Dur bakalım. Kendisi ayarlıyor onu da. Hop 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 hop. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Ha o da düz bir şey. Daha sıkıntı yok ya. Ayarladık. Tamamdır. Hemen dorsalinizi bağlayalım abi. Hop. Fazla girdik. Hangisiydi o? Heh, tamamdır. Haydi gidiyoruz. 15 ton yükümüz. Hadi bakalım devam ki. Hep tuş takımını değiştireceğim. Unutuyorum değiştirmeyi. Sonra tuşları arıyorum orada. Yollar çok dar. Dayı ne yapıyorsun? Tepeme çıkaydın.
Aslında bu simülasyon oyunu. Buna da retarder falan gelse güzel olur. Tamam, her araçta yok. Hani forklift de kullanıyorsun. Ne bileyim, kepçe kullanıyorsun. Onlarda eyvallah yok ama kamyon kullanıyoruz, tır kullanıyoruz. Onlarda falan çalışır vaziyette olabilir aslında. Motor freni, ne bileyim, retarder. Bak, frenlemesi falan çok güzel mesela. Frenleme sistemi benim çok hoşuma gidiyor. Gaz sistemi de güzel ama daha önceki videomuzda söylemiştim. Manuel viteste debriyaj sisteminde sıkıntı var. Ondan bahsetmiştim. Daha sonra o videomuzun yorumlarına yapımcıları yazmış. Bundan haberimiz yoktu, bahsettiğiniz iyi oldu. En yakın zamanda hemen hallediyoruz diye yazmışlar, sağ olsunlar. Çünkü kavrama problemi var debriyajda. Böyle geniş geniş dönelim. Yollardaki o keskin çıkışlar mesela değişebilir. Daha böyle oval, yuvarlak olabilir. Ondan da yine bahsetmiştim. Yine gördüm, yine bahsedeyim. Yol detayları falan güzel. Araç böyle dümdüz kağıt üstüne gider gibi gitmiyor. Dayı, niye dörtlü yakıyorsun? Ani fren yapıyorsun. Ne yapmaya çalışıyorsun? Force feedback gelebilir. Şu an deneysel olarak var ama hani yol detaylarını falan hissedemiyoruz. Ya da dur bakayım, toprağa girince falan titreşim yok. O direksiyon, yani direksiyonlara eklenebilir force feedback olayı. Şu dönüşler mesela biraz genişletilebilir. Çünkü hiçbir şekilde toprağa girmeden, çimene girmeden döndüremiyoruz aracı dorseyi. İlla bir girmek gerekiyor içine yani. Yollar falan güzel, onlara lafım yok. Virajlar, mirajlar, yollar gayet iyi. Bu arada yakıtımız ne durumda bizim? Yakıtımız az olabilir. Şuradan bir yakıt alalım. Ters girdik ama olsun. Yapacak bir şey yok. Hop hop hop. Tamam. Yakıt doldur. Onu dur lan. Azmış yakıtımız. Tamamdır abi. Fullledik. Devam ki. Tersten girdik, tersten çıkıyoruz. Dur bakalım dayı. Bak şuralarda falan bir motor freni, retarder. Güzel olur. Motor freni var mıydı hatırlamıyorum da. Yoktu galiba. Dur bakalım. Belki de vardır. Ayarlara bakalım. Kontrol ayarları. Şuradan Thrustmaster.
Tamam. Break break buton, string, clutch. Ha yok. Şuralara da bakalım. Bunlar kamerada. Yok ya. Şu reset kamera acaba şey mi? Zaten kullanıldı onu ya. Ne kullanıyor ki onu ya? Değiştir diyelim. Neyin ne yapmıştım ki ben onu? Şöyle ha, şöyle olmasını istiyorum çünkü kafayı pat diye resetlesin. Burada motor freni ya da retarder şart mesela. Saldım çayıra gidiyor. Yukarıya bakmayı atamışım ben ona. Ama gerek yok ya. Yukarıya niye bakalım ki? Yani niye şöyle bakma gereği duyayım? Gerek yok. Kaptıralım. Acık bekle. Acık bekle ben bir döneyim. İyi sallanıyor araç yalnız ha. Kısa bir işte değilmiş ha. Bayağı. Yine uzun sürecek yani. Bir işte bitirebiliriz. O Dorse her türlü bir yeşilliğe giriyor. Ya da bak burayı soktum. Orayı sokmayayım diye bu sefer buradaki lastiği kaptırdım. Heh, kurtardık.
Dayı ne yapıyorsun? Göbeğe girdi. Yavaş 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 gitmeye çalışıyor. Şu an saldım çayıra modundayız. Al bak, biri pat diye vurdu arkadan Dorse'ye. Yanından çıktı direkt yani hiç bakmadan Dorse'ye vurdu. Dayı niye duruyorsun? Aa, niye gaz yemiyor bu? Altıncı viteste kaldı. Niye öyle oldu? Vites düşür. Allah Allah. Bir bakayım. Ha. Altıncı viteste kaldı araç. Yalnız rota bayağı uzunmuş ha. Bitmedi. Ben yani kısa sürer, hani ikinci bir iş daha yaparız diyordum ama gerek kalmayacak. Bayağı uzun bir rotaymış. Hadi bakalım hayırlı işler. Geçenki geldiğimiz yer galiba burası ya. Çiftlik gibi. Nereye? Bu sefer şuraya. Geri geri mi gelseydik? Dur bakayım şurada yer var mı? Ha, varmış. Oradan döneriz. Kafayı çıkartabiliyor muyduk bunda? Aa, çıkıyormuş. Süper.
Doğru, senin de lastikleri döndüğü için anlık dönüşler yapabiliyor. Vallahi geldik. 9 kilometre. 15 ton. Temiz, temiz iş. Bak, yolda lastik izi falan kalmazsa güzel bir şey ya. Böyle. Hop, şurada duralım. Bir de buna serbest kamera gelirse güzel olur. Yani betadayken kullanabiliyorduk da. Normal tam sürümde galiba serbest kamera yok bunda. Burada var mıydı? Ben mi hatırlamıyorum? Kısa yol tuşları mı vardı? Bir şeyler mi vardı? Olmayabilir de tam emin değilim şimdi yani. Evet arkadaşlar. Eğlenceli, keyifli ya. Yani aracı falan kullanması çok güzel. Bayağı keyifli. Keşke bu oyun sürekli güncellensin, sürekli yenilikler gelse de biz de devamlı böyle videolarını çekebilsek. Ben şahsen çok keyif alıyorum bu oyunu oynarken. Yani direksiyonla falan daha böyle hani eğlenceli, daha keyifli hale geliyor. Sürüş falan çok güzel aslında. Ama işte hani yılda bir iki güncelleme falan geldiği için bir yere kadar, bir yerden sonra insanın canı sıkılıyor yani açıkçası sürekli aynı şeyleri yapmak. Keşke devamlı güncelleme getirseler. Bu oyunu da devamlı çekebilsek. Buradan da yapımcılara seslenmiş olalım. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.